arkadaşlar. Evet bugün Dark Femme Fetal görünümü yorumlayacağız. Bu seksi bir görünüm ve karanlık bir görünüm. Onu söyleyebilirim. İşte uzun tırnaklar şöyle söyleyeyim. Daha bordo koyu renk rujlar. işte siyah kombin edilmiş. Siyahla kombin edilmiş. işte kırmızı koyu kırmızı rujlar. Yine ıslak görünüm de olabilir dudaklarda. Gözlerde daha çok böyle liner etkisi var ama aynı zamanda smoky ıslak bir görünüm de söz konusu olabilir. İşte yanaklar böyle güzel kontürlenmiş. Bronzer her şey yerli yerinde aslında kusursuz bir görünüm ama daha karanlık bir görünüm. Yani fen feter görünümü yaptık ki ya, o da kusursuz görünümlerden de zamansız. Bu da daha bu da onun gibi daha karanlık versiyonu. Öyle düşünebilirsiniz. Burada tabi bu görünümde tırnaklar, saçlar hepsi önemli. Onu söyleyebilirim. Yine kokunuz da önemli, güzel kokmanız önemli, güzel giymeniz önemli. İlla güzel giymeniz şart değil ama siyah ağırlıklı giymeniz önemli ve giydiğiniz parçada daha çok şık kumaşlar kullanırsanız çok daha iyi olur. Eğer bu görünümü yapmak istiyorsanız, uygulamak istiyorsanız bunu sadece bir gece özelinde de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu görünümü sürekli de tarzınıza vurgulayabilirsiniz ya da e, özel bir gün için de e, uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Başlamadan önce abone olup Kanalı beğenirseniz, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Bu tarz faydalı e, videolar gelmeye devam edecek. Desteğiniz benim için önemli arkadaşlar. Evet ilk ürüne başlıyoruz. İlk üründe Rexona ile başlamak isterim. Kesinlikle ter kokmamanız lazım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Böyle görünümlerde yine fen fatal zamansız olanda da bunda da bu karanlık versiyonda da kesinlikle zaten siyah dedim. Bakın siyahlar için seçtim. İşte siyah kıyafetinize leke vermeyecek şekilde ter kokmamanız çok önemli. O yüzden bunu öneriyorum. İlk olarak kişisel bakım amaçlı. Ee, ve cildinizi yani parlak ve nasıl desem ışıltılı tutmak için retinol kullanabilirsiniz. İlla bu marka şart değil sadece öneri verdim. Ben retinolü nemlendirici kremle karıştırarak kullanıyorum. Siz de böyle kullanmanızı öneriyorum. Retinolü haftada iki kere ya da haftada bir kullanırsanız bence yeterlidir. Ee, ayda bir de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı, yaşınıza bağlı diyebilirim arkadaşlar. Retinolun ne olduğunu e, araştırırsınız. Şu anda onun hakkında detaylı bilgi veremeyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar makyajınızı sabitlemeniz önemli. Ben bunu kullanıyorum. Doğal içerikli olduğu için çok yüzümü gözümü yakmıyor. O yüzden bunu sevdim. Ama siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Ben yine başka doğal içerikli ürünlerde bakıyorum. İlla bu şart değil arkadaşlar. Ama dediğim gibi benim cildim hassas olduğu için alkollü setting spray kullanamıyorum. Bunda çok yok sanki. Vardır biraz ama çok değil. Çok rahatsız etmiyor. Evet bu da bu şekilde. Makyajınızı sabitlemeniz önemli. Sonuçta Messi hani e, laf olsun diye bir makyaj yapmıyoruz. Bu bir stil vurgusu bunu da belirtmek isterim yani e, de, hani nasıl desem giyiminizle beraber makyajınız aslında bir aksesuar kullandığınız diğer aksesuarlarla beraber e, özellikle bu görünümlerde buna dikkat etmeniz önemli makyajınızı da kusursuz tutmanız e, buradaki stil vurgusunu daha da güçlendirecektir o yüzden de bir setting spray daha önermek istedim daha derken daha değil de <laughs> ilk defa öneriyorum <laughs> evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle cilt makyajına geçtiğimizde bence cilt tonu eşitsizliklerinizi giderseniz hiç fena olmaz. Burada kusurlarınıza yönelik e, uygulamalar yapabilirsiniz. Basit bir fırçayla noktasal olarak böyle korektör kullanabilirsiniz. Bence faydalı olacaktır. Çünkü cilt görünümünün iyi olması e, bu fanfatel görünümlerde önemli arkadaşlar. Hele karanlıkta. Karanlık fanfateldi yani dark fanfateldi çok daha önemli. Çünkü siyahlar giyiyoruz ve ışıldamamız gerekiyor. O yüzden de correcting önemli. Yani cilt tonu eşitleme. Evet bu görünümde makyajın dediğim gibi sağlam olması önemli. O yüzden iki tane fit mi vardı. Bir de kapatıcısı var. Bu kapatıcıyı daha önce de önermiştim bu görünümlerde. Ama şimdi de fondöteni de önerdim. Mat bir şey ama çok da mat değil. Saten bir etkisi var aslında bunların mat dediğine bakmayın. Eğer cildiniz çok kurusa çok mat görünebilir. Ama cildiniz alttan güzel nemlendirilmişse zaten güzel bir etki bırakıyor. Bir de ben bunu bölgesel olarak uyguluyorum. Öyle maske gibi tap 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 süngerle şey yapmıyorum yani. Bence siz de öyle yapmayın. Evet. Üstüne de arkadaşlar bu fondötenin üstüne de şöyle güzel fit bir kapatıcı sürerseniz çok güzel bir görünüm sağlamış olursunuz. Ee, evet. Bu fondötenin içeriğini seviyorum. Dokusunu seviyorum. Kalıcı bir de. Hatta ben bunu bir ara kapatıcı olarak da kullanıyordum arkadaşlar. Bunun 118 numarası mı ne vardı. Bayağı ben onu kapatıcı olarak kullanıyordum yani. Bakın çok güzel bir fondöten bu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Görücü daha uygun fiyatlı. İnce dokulu aslında. Çok da kalın bir dokusu yok. Evet arkadaşlar kapatıcı olarak da bunu zaten göstermiştim. Daha önce de tekrardan bu video üzerinde de göstereyim. Çok güzel highlight yapabilirsiniz bununla. Aynı zamanda kusur da kapatıyor. Orta kapatıcılığa sahip bir ee, şey kapatıcı, fitme tavsiye ediyorum. Peki ne kaldı başka? Pudra, mineral pudra kullanabilirsiniz yüzünüzün kusursuz görünmesi için. Bu Kiko'dan bu şey pudrayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elindeki pudra da sınırlı yani çok fazla pudram yok o yüzden yine Kiko'yu öneriyorum. Bunu ilk defa önerdim galiba bu mineral pudrası. Evet, bu şey Radiant Fusion Baked Powder. Evet yani fırınlanmış pudra. Terracotta arkadaşlar bu. Bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bronzer olarak da hula'yı önericem. Ee, hula'yı kullanabilirsiniz. Ben çok kullandım. Bakın nette pen oldu zaten. E, çok memnun kalırsınız. Yüzünüzü de güzel şekillendirirsiniz aynı zamanda. Bu güzel bir renk. Baksanıza renge. Yani bu hem kontür gibi hem de bronzer gibi bir renk olduğu için iki amaçla da kullanabilirsiniz. Ama aynı zamanda kendinize kontür stik de alabilirsiniz. Bu bölümde kontür stik ekstra önermeyeceğim. Zaten bir tane kontür stikim var. <laughs> Onu da söylemiştim diğer görünümlerde. Evet yüzümüzü fondötenimizi sürdük, kapatıcımızı sürdük, bronzerımızı şey kontürümüzü yaptık hatta renk hatta renk eşitlememizde de yaptık. Gelelim gözlere arkadaşlar. Gözlerde kesinlikle bu şeyi öneriyorum bu paleti. Bu palet ne diyeceksiniz? Bu palet eski bir palet arkadaşlar. Anastasia Beverly Hills'ın sınırlı sayıda Jaclyn Hill, Jaclyn Hill'dı galiba. Evet bir şey var. Siyahi bir um, YouTuber var. Bu bu kişi de makyajlar yapıyor. Daha hani asıl mesleğini bilmiyorum kendisini. Fakat yaptığı paletin güzelliği gerçekten tam bir femme fatale görünümü uygun diyebilirim. Bunu görünce dedim ki bu tam femme fatale için başka hiçbir şey için olamaz. Bakın parlaklıklar var. Bunlar yanar dönerli şöyle göstereyim. Görüyor musunuz mükemmel yani. Şimdi Femme Fatale görünümde o ıslak görünüm için böyle kaliteli, yüksek üst düzey e, paletler kullanmalısınız. Tabii benim elimde bu vardı. Bende çok fazla yüksek fiyatlı e, far yok ama bunu aldığıma hiç pişman değilim. Bakın. Hem soğuklar var hem sıcaklar var. Renkler çok güçlü vurgulu, çok güçlü vurgulu. Yani burada şunu demek istiyorum. Bir rengi, bir rengi alıp örneğin Big Week rengini, bir rengi alıp bu arada bu benim favori rengim onu da göstermek istiyorum size. Bakın şey şeffaf yeşil gold yansımalı. Şunlar harika gerçekten zaten. Ee, iri i̇ri kıyılmış ince kıyılmışı falan da var yani. Arkadaşlar bir rengi alıp sadece smokey ay görünümünde highlight olarak kullanabilirsiniz. Örneğin gözünüzü siyah smokey yaptınız. Ondan sonra şunu üstünden şöyle bir miktar vurguladığınızda mükemmel bir ışıltı katacaktır. Çok seksi görünümler yakalayabilirsiniz gerçekten de. Evet far olarak kesinlikle bunları öneriyorum. Her rengini Dark Femme Fetal kullanabilir. Çünkü buradaki renkler çok güçlü arkadaşlar. Kırmızıyı da size göstermek istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Hatta moru da. moru da Bunları tek başına çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tam Dark Femme Fetal görme, e, e, göre e, tasarlanmış bir palet. Bunu bulur musunuz bilmiyorum ama buna renk, benzer renkler varsa bu renkleri toparlayın arkadaşlar. Böyle bir stile geçeceksiniz diyorum. Peki. Evet göz ürünlerini aya ayırdım. Bakın arkadaşlar dark fan feter görünüm için dark fan görünüm için kesinlikle siyah eyeliner'ınızın ve siyah kajal kaleminizin olması gerekir. Siyah kajal kaleminiz. Bu tato Liner, bunu tanıtmıştım zaten size. Çok memnun kalırsınız, çok rahat edersiniz. Bir de arkadaşlar yine Maybelline'in e, bu şey Super Stay Ink galiba. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ikisi mutlaka şart. Hatta bir de böyle iri uçlu gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bakın, bunu hem dudağıma, dudağıma uyguluyorum ben hem de gözlerime uyguluyorum. Bu arada benim stilim dark femme fatale tarzına çok yakın. Onu da belirtmek isterim. Genel tarzım. Ee, yani bana en çok yakışan tarz bu diyebilirim. Bakın arkadaşlar bu da böyle. Görüyor musunuz? Bu eyeliner için, bu kajal hat belirlemek için iç mesela gözünüzün içine sürmek için, bu da smokey etki katmak için bu Biolisin Lined kalemi arkadaşlar böyle. Çok güzel kalem. Bunu dudakta gölge için kullanıyorsunuz. Dark Fan Fatal'de mesela dudak gölgesi yaratmak için kesinlikle kullanabilirsiniz bunu. Hat belirlemek için yani bu zaten liner biliyorsunuz bu da iç göze uygulamak için bu mutlaka olması gerekiyor aynı zamanda kirpiklerinizi güçlü gösterecek bir rimeli ihtiyacınız var bu rimel de onlardan bir tanesi bunu biliyorsunuz zaten Lush Sensational çok popülerdir bu zamp gibi yap yapışıyor bir de çıkartması sıkıntılı ama onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunda da böyle üst üste sürdüğünüzde kirpikleriniz çok güçlü görünüyor. Bunu tavsiye ediyorum bu görünümde. Evet, bunlar mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar varken başka bir şeye gerek yok. Eğer kahverengi kalem kullanmak istiyorsanız daha güncel, daha sarışınsınız sarışınsanız mesela chestnut öneriyorum. O da hani herhangi bir kahverengi de güçlü bir kahverengi. Gözlerinizin bakın bu görünümde gözlerinizin güçlü olması önemli. Onu söyleyeyim. Yani gözü hafif bırakamazsınız. Gözü mutlaka dudakta hatta dudakla beraber gözün güçlü bir görünüme sahip olduğunu düşünün. Sıra dışı yani güçlü olması gerekiyor. Evet iç gözünüzde de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bunu dudak hattı için de belirleyebilirsiniz. Kursurları düzeltmek için ya da sağlam bir baz oluşturmak için kullanabilirsiniz. Göz içinde bunları öneriyorum. Kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka ürünler kullanabilirsiniz ama bunlar benim mem memnun olduğum ve size önermeye uygun gördüğüm ürünler. Burada arkadaşlar kesinlikle göz makyajınızda bu renklerin de olması gerekiyor. Siyah orada yoktu mesela o palette yoktu. Burada yok arkadaşlar tekrardan göstereyim size. Burada yok siyah renk gördüğünüz gibi. O yüzden de buraya siyah rengi ekledim bir de şöyle güzel bir bordo ekledim. Bunlar Inglot, bir tanesi de NYX. Bu NYX, bu Inglot hani bulunacak şeyler bulunmayacak şeyler de bu da çok güzel kahve bordo bir renk arkadaşlar bunların kesinlikle olması gerekiyor bunları aynı zamanda dudak gölgesi içinde kullanabilirsiniz hani göz göz kaleminizde mesela e, ne bileyim Maybelline Tattoo Liner sürdünüz etrafına şöyle şunla bir güzel gölge geçebilirsiniz yani siyah bir gölge baksanıza rengi pigmentasyonu da iyi Evet bunları tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bunu kaşınızı güçlendirmek için de kullanabilirsiniz. Dark feta görünümde koyu koyu saçlar ve koyu kırmızı saçlar e, idealdir. E, koyu kırmızı saçlar ya da ne bileyim canlı bir kırmızı böyle e, canlı bir kırmızı ama doğal bir kırmızı düşünün. Burada hani yapay renge yer yok onu söyleyeyim. Karanlığın e, kadını gibi görünmeniz lazım. Yapay renkler değil. Yine kırmızı tutkulu şarap, kızılı renkleri, şarap kırmızısı renkleri ve siyah saç kahverengi koyu kahverengi saçlar idealdir. Bu görünümde hatta saçların güzel güzel dalgalı olması uzun olması ve parlak olması da tercih sebebidir arkadaşlar. Çünkü en güzel bu gösterdiğim makyajda öyle saçlar yakışıyor. Haberiniz olsun. Bu Angelina Jolie'nin saçları gibi falan düşünebilirsiniz. Hani böyle gençlik yıllarındaki gibi ya da şey gibi Monica Bellucci'nin saçları gibi düşünebilirsiniz. Allık olarak arkadaşlar dikkatle dinlemenizi Rica ediyorum. <laughs> evet bu iki rengi seçmişim. Bir de hatta şöyle bir renk var. Onu aslında bir bronz serisi de hazırlayacağım. Ona koydum ama burada da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar ten renginize göre. Ha, dediğim gibi kızıl saçlı açık bayağı açık tenli yani birisi olabilirsiniz o yüzden şu iki tonda gidip gelebilirsiniz eğer daha koyu alt tonlu bir teniniz varsa bu renk de çok güzel renkleri sıvaçlarını yapmak istiyorum bakın arkadaşlar hafif yansımalı hafif yansımalı olması önemli çünkü biz burada çok highlighter e, highlighter highlighter'ı birazcık daha doğal bir görünümde istiyoruz onu söyleyeyim bakın arkadaşlar renkler böyle çok güzel allık renkleri fen görünüm için en ideal allık renkleri budur İlla toz kullanmanıza gerek yok ama burada arkadaşlar neden toz önerdim biliyor musunuz? Burada bunları göstermek için kopardım yerinden. Neden toz olmalı biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü fanfater görünümde sloppy bir görünüm ol olamaz. Yani dağılmış, işte şey, batmış, akmış bir makyaj istemiyoruz. O yüzden de böyle ben daha toz, daha dayanıklı ürünler gösteriyorum size. Bilmem farkında mısınız? Evet highlighter için Becca'nın bu highlighterını öneriyorum. Highlighter da kullanabilirsiniz. Işıltılı görünüm de var. Ama dediğim gibi makyajın çok ıı, şık olması gerekiyor. Bakın bu opal rengi. Hala var mı bilmiyorum. Satılıyor mu bilmiyorum. Bu böyle küçük boyuydu. Bende iki tane vardı. Bu ikinci satta. Bakın arkadaşlar çok doğal harika bir renk. Bunu göz üstlerinde de kullanabilirsiniz. Ee, çok başarılı bulduğum bir highlighter. Hatta en çok bunun sıvısını seviyorum biliyorsunuz ki. Kaş içinde koyu renk saçlarınız olduğunu düşünürsek bu SLA durum bir aslında şeyi. kirpik bazı. Ben bunu kaşımda da kullanıyorum. Hani koyu saçlı olduğum zaman. size ee, siz de kullanabilirsiniz ya da başka bir hangi bir şeffaf kaş jeli de kullanabilirsiniz. Ama kaşları birazcık belirginleştirin arkadaşlar. Burada belirginleştirmek önemli. Haberiniz olsun. Şöyle güzel bir renk var. Dark Femme Fatale görünüme çok uygun. Bu Pretty Pleats. Pretty Pleats. Evet. Bu böyle bayağı koyu bir renk. Elimde de diğer şeyler var. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Rengini göstermek istiyorum. Daha önce aslında göstermiştim. Bu ürünleri tanıttığım videoda. Onu da izleyin arkadaşlar. Bunu tint olarak da kullanabilirsiniz. Böyle yoğun olarak da kullanabilirsiniz. Yalnız bunun için eksilikon oranı beni rahatsız ediyor. Çünkü dudakta kalmıyor arkadaşlar. Böyle tint gibi uygulayabiliyorsunuz ancak. Çok güzel bir e, beklemiş kan rengi. Onu söyleyebilirim. Koyu bir renk. Bakın soğuk. Soğuk bir kan rengi gibi. Sanki. Dudak kalemi olarak Emily 203 numarayı öneriyorum. Dark vamp Fetal görünümde kesinlikle ideal, kesinlikle ideal bir şey. Soğuk bir kahve, nude, soğuk bir kahve nude. Bir de tabii ki de aynı şekilde göz kalemi için de önerdiğim Arkadaşlar burada koyu dudak kalemleri önemli. Koyu renk dudak kalemi kullanabilirsiniz. Hatta siyah da kullanabilirsiniz. Bakın. MAC Chestnut rengini de kesinlikle öneriyorum dark vamp Fetal görünümde dudak hatlarının belirgin olması, kusursuz olması önemli. Bu kalemlerle bunu başarabilirsiniz. Bir tane daha renk önereceğim. Bu da koyu. Farması 212 rengi. Farması 212 rengi de şöyle bir renk. Bu da daha pembe, soğuk, alt tonlu ama olgun bir renk. Pembe. kırmızı olarak da Mac Cherry alabilirsiniz arkadaşlar. Aklıma başka bir renk gelmiyor. Kırmızı dudak kalemi almak isterseniz. Şimdi bir tane böyle şeffaf parlatıcı gerekiyor. Revlon'un bu şeffaf parlatıcısını öneriyorum. Çünkü hem dudakta uzun süre kalıyor. Hem dudakları dolgun tutuyor. Hem de e, çok güzel nemli, nemli tutuyor arkadaşlar. E, güzel bir gloss. Tabi bulursanız artık ülkemizde yok diye biliyorum. Gelelim diğerine. Bu da Winley. Ben bu çok sevmiyorum ama uygun renkler bu vardı. O yüzden bunu önereceğim. Royal rengi. Bunu karıştırarak kullanın arkadaşlar. Çünkü bunun yapısı biraz garip. Böyle bir renk. Üst üste sürdüğünüzde yoğunluğu artıyor. Fakat çok yapışkan bir ruj. Haberiniz olsun. Bunu mutlaka bir glossla falan kullanın. Çok rahatsız ediyor yani. Onu söyleyeyim. Bunun neresini bu kadar seviyorlar anlamış değilim. Valla kusura bakmasınlar. Yapışkan ruj yapmışsınız. Maybelline ruj konusunda başarısız. Bu bir gerçek. Artık kabul etsinler. Bir tek glossları iyi Maybelline'in. Lifter Gloss'tan söylüyorum o da. Onun dışında değil. Evet bir de böyle bu güzel bir e, ürün. Şoko rengi 10 numara. Flormar'ın Şoko rengi. Bu arkadaşlar soğuk bir kahve bordu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk. Bunu ben allık olarak da kullanıyorum. Eyeliner olarak da kullanıyorum. Bakın şimdi açılımına şöyle. Açılımına baktığımızda açılım. <laughs> çok bayağı bu da çok hani bu daha taze bir kan kurusu gibi böyle çok güzel bir renk. Et rengi hani et rengi basmaya. O yüzden çok güzel bir görünüm verir. Bunu bir de dudak kalemini chestnut'la falan kullandığınızı düşünsenize. Jilet gibi üstüne de şey atın. Ee, bu Revlon'un gloss'unu sürün. Şimdi ben kirletmek için sürmek istemiyorum ama sürdüğünüzü düşünün mükemmel gerçekten de. Dudaklar için de son olarak da şöyle bir palet yapmıştım. Bu paleti biliyorsunuz. Bu paleti ben yapmıştım arkadaşlar. Eritmiştim rujları. Bakın burada güzel renkler var. Koyu bir renk istiyorsanız buyurun sıvaçını gösteriyorum. Tam dark fan Tam tam yani kahve gri siyah. Kahve gri siyah. Bu da aynı şekilde kahve gri daha mor. Bunun da rengi böyle arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tam böyle. Hafif metalik de saten görünümlü bunlar. E, ve mat. Saten mat. Buradaki renklerin hepsini kullanabilirsiniz. Burada da bizim bildiğimiz klasik bir bordomuz var. Bordo renk çok popüler. bu, bu görünümde e, bu palet mesela böyle bir palet varsa alabilirsiniz ya da kendiniz yapabilirsiniz. Bu renk tonları almanız önemli arkadaşlar. Renkler çok açık bir şekilde zaten görünüyor. Bakın, bu renkler tam dark vampeter görünümler. Gördüğünüz gibi koyu kırmızılar, kahve kırmızılar, kan kırmızıları, soğumuş etkiler, biraz böyle beklemiş kırmızılar, e, şarap kırmızıları diyebiliriz. oje olarak bu rengin numarası yok ama bunu biliyorsunuz çok popüler bir mauve mauve pembe mi desem bordo mauve bordo yani böyle morumsu bir bordo olgun bir renk biraz sütlü de hani içinde şey de var krema e, rengi. Burada siyahımız var. Siyah rengi biliyorsunuz. Siyah bir oje alabilirsiniz. Kesinlikle gerekiyor. Böyle güzel, derin bir bordo alabilirsiniz. Bu görünümde şart. Bakın şu ikisi, şu ikisi var ya. Kesinlikle şart onu söyleyeyim. Ekstra olarak farklı bir renk katmak istiyorsanız da şöyle güzel bir mor alabilirsiniz. Bu da 49 numara. Böyle bir mor da alabilirsiniz arkadaşlar. Karanlık temalı herhangi bir parfüm olabilir. Bu yağ parfüm. Onu biliyorsunuz zaten vegan. Vegan olanlar için tercih sebebi olabilir. Tabi çok kalıcı bir yağ değil. Yağ parfüm. Bileklerinizin içinde bu şekilde birbirine sürterek e, ve böyle boynunuzun kenarlarına sürebilirsiniz. Aslında bunun kullanımı dark femme fatale görünümün o zerafetine çok uygun. Onu söyleyebilirim. Şöyle burada da göstermek gerekirse bununla alakalı video çekmiştim ama böyle bir şey var. Buradan bir damla alıp bunu böyle bu şekilde yayıyorsunuz arkadaşlar ensenize gerekli yerlere. Evet böyle bir koku önerdim. Böyle karanlık temalı, işte karanlık e, meyveli ya da çiçekli. Parfümler bizim ihtiyacımız olan parfümlerdir bu görünümde. Onu söyleyeyim. Yani seksi, ağır, biraz ağır denebilir. Derin ee, ve böyle Tom Ford'un kokuları gibi, belki şey gibi. Amber miydi? Ya Tom Ford'un bu siyah ambalajlı kokularını düşünün. Bu da hani o bunun onun mantığında birazcık aslında. Evet, bu tarz bir kokudan bahsediyorum. Elimde Tom Ford olmadığı için ben bunu göstermek istedim. Evet. Arkadaşlar aksesuar önerisi olarak ilk olarak şöyle parmağımdaki gibi karanlık derin büyük boy bir yüzük mesela alabilirsiniz. Bu ametis doğal taş bir e, yüzük karanlık bir tarzı var farkındaysanız e, ve dikkat çekici. Yani sıradan değil öyle çok kaybolmamak lazım. Eğer daha günlük bir tarza uyarlayacaksanız bu tarz soğuk bakın soğuk renkleri kullanmanız önemli bu görünümde çok altın sıcak tonlara kaçmayın. Hatta göz farı renklerinde falan da böyle soğuk soğuk tonlar kullanırsanız çok iyi olabilir. Mesela şey vardır. Adams Family ailesindeki o hani eski dönemdeki ya da yeni dönemdeki de fark etmez. Yaptığı makyaja bakın oradaki kadının. ismini tam söyleyemiyorum şimdi. O hep soğuk tonlar kullanır ya. İşte bu görünümde öyle arkadaşlar. Altın renklerinden ziyade böyle soğuk renkli daha günlük şeyler aksesuarlar kullanabilirsiniz eğer günlüğe uyarlayacaksanız ya da böyle büyük daha büyük boy takılar kullanabilirsiniz biraz gotik tarzlı ben doğal taş olarak şunları önereceğim neden çünkü burada kesinlikle arkadaşlar bakın kalıbınızın hani derler ya kalıbın, kalıbının adamı ol diye. İşte kalıbının adamı olamayacaksan bu görünümü yapamazsın. Onu söyleyeyim. O yüzden de bu kaplan gözü size güç ve cesaret verebilir bu konuda. Aynı zamanda buradaki garnetler taşı da hep bunlar fiziksel güç veren, güçlü görünümü göründüren, güçlü hissettiren taşlardır. O yüzden bu ikisini önerdim. Ama tabii ki o bileklikler çok uymuyor bizim tarzımıza. spiritüel bir yanınız varsa bu tarz takılar kullanabilirsiniz. Tabii bunun gümüş olması daha önemli. Biraz zayıf ama yani işte artık arkadaşlar elimdeki bunlardı. Siz öyle düşünün. İnci de çok önemli bu arada. İnci de kullanabilirsiniz. Bu hakiki incidir. Onu söyleyeyim. Benim annemden kalma ben tekrardan kolye haline dönüştürdüm. Aslında kopuk kopuktu. Siz daha büyük inciler kullanabilirsiniz. Ya da böyle daha uzun sarmalı inciler kullanabilirsiniz bu görünümde. İşte bununla mesela üstüne takarsanız falan güzel görünümler yakalayabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dark feminine makyaj ve aksesuar konsept tasarımı da bu şekildeydi. Detaylı olarak dark feminine makyaj hakkında bilgi edindik. Böyle bir görünüm yakalamak için neler kullanacağımıza baktık. E tabi bunlar bir öneri. Sizde daha iyi izleri olabilir. Daha e, etkili olacak olan ürünler olabilir. Sizin e, tabi ki de seçiminiz ve elinizde olan ürünler önemli. Ama yoksa da ve böyle bir tarza kaymak istiyorsanız, böyle bir makyaj yapmak istiyorsanız işte kullanmanız gereken ürünleri ben elimdeki ürünler çerçevesinde size önerdim. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Algoritma da öne çıkmamız için önemli. Bir sonraki konseptte bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.